Merhaba. 15 Temmuz darbe girişimi ve darbe girişiminden hareketle Fethullah Gülen cemaatini Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir araştırmacıyla konuşacağız. Mücahit Bilici, sosyolog Mücahit Bilici bu hareketleri yakından bilen birisi. Zaten kendisi de İslami camia içerisinden birisi. Camiayı hem içeriden biliyor, şahıs olarak biliyor hem de kendisi sosyolog olarak bu konularda yetkin bir isim olarak. Mücahit, yayınımıza hoş geldin. Senle bu yayının adını koyarken intiharı beraber ben önerdim. Sen de itiraz etmedin. Yekten onu sorayım. Gerçekten bu darbe girişimi olayını intihar olarak tanımlamamız için ne gibi argümanlarımız var? Önce bir düzeltme yapmam lazım. Ben cemaati içeriden bilen biri değilim. Hayır, İslami camiayı bilen. İslami camianın içinden evet. Onu söyleyeyim. Yani Risale-i Nur'la olan bağlantım olmakla birlikte Gülen cemaatiyle direkt bir münasebetim yoktur. Tanıdığım insanlar var. İntihar kelimesini de senden önce ben kullanmış olabilirim. Çünkü o noktada tweet atmıştım daha önce. Olabilir. O işin o kısmını geçelim. Gerçekten bu bir intihar mıdır ve neden intihar olarak düşünülmelidir? Öncelikle yani bunun arkasında cemaat var mı, ne kadar var noktasında bir şeyler söylemek mümkün. Toplumsal tabanı olmayan bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Yani klasik darbelerin çoğunda, tamamında asgari bir toplumsal taban olur. Ya CHP'liler sahip çıkar ya ülkücüler. Bir şekilde arkasında, altında bir taban olması lazım. Bu toplumsal tabanı olmayan bir darbeyle karşılaştık. Aksi durum, diyelim ki hiç toplumsal tabanı yok. O zaman kurumsal bir darbe olsa, hani mutlak bir birliktelik içinde hareket edilmesi beklenirdi. Öyle bir durum da söz konusu. Yani büyükçüler çaresizlik için yapılmış bir tür kamikaze girişimi. Üçüncüsü ve çok önemlisi, bu darbenin bir yüzü yoktu. Yani askeri darbeler olduğu zaman tipik olarak darbenin bir sahibi olur. Yani bir yüz ortaya çıkar. Darbe öncesi hırgür çıkaran, tehditler savuran bir takım generaller, askerler olur. Bunda böyle bir şey görmüyoruz. Darbe olduktan sonra televizyon ekranlarını dolduran bir takım rütbeli orgeneraller, komutanlar olur. İşte yok orgeneral Kenan Evren, bilmem ne konsey üyeleri olarak idareye el koyduk diye televizyonda arz-ı endam ederlerdi. Bu tür bir şey de yok. Yani ilginç bir şekilde bir yüzü yok, insanileşememiş, sahipliğini, malikiyetini sembolik olarak bile ifade edememiş. Türkiye'de kendisini gizlemeyi karakter edindiği için yaptığı işleri mertçe sahiplenmeyen ve yüzsüz operasyonlar yapmakla meşhur aktör sayısı çok değildir. Ben yüzsüzü burada bir hakaret anlamında değil, burada tarif ettiğim anlamıyla bir vaka olarak söylüyorum. Yani bir ikincisini düşünmek bile zordur. Şimdi bunlar tabii ki bizim dışarıdan gördüğümüz, vatandaş olarak gördüğümüz şeyler. Bir diğer faktör, bu darbenin hiçbir siyasi şeyi yoktu. Hiçbir siyasi parti destek vermedi. Yani sivil bir tabanı da olmadı. Ordu içinde örgütlenmiş belli başlı örgütler kamuoyuna yansıdığı kadarıyla, ortalama bir vatandaş olarak görebildiğimiz kadarıyla kim var? Ergenekoncular var, darbe kapasitesine sahip olan. Bir de cemaat mensupları var. Ergenekoncular Tayyip Erdoğan'la ittifak halinde olduğuna göre böyle bir ihtiyaç duymadıkları gibi o zaman geriye çok fazla isim kalmıyor. Hem buna kabiliyeti olan hem de buna çaresizce ihtiyaç duyan bir tek cemaat kalıyor geriye. Şimdi şu halde eğer cemaat mensupları kendileri yapmamış olsa bile bunun onların üzerine kalması kaçınılmazdır. Bunu herkesten daha iyi kendileri bilir. Çünkü yakın tarihte bugüne kadar ki her darbeyi neredeyse yani yakın tarihteki önceden haber almış ve bunu önceden yani haber alıp siyasilere aktarmış olan Fethullah Gülen kendi ifadeleriyle de var. Bu darbeden tamamen bir haber kalmış görünüyor. Bu da akla yatkın bir şey değil. Çünkü
cemaatin istihbarat kabiliyeti meşhurdur, biliniyor. Özellikle orduda bunu çok iyi bilebilir konumdaydılar. Dolayısıyla savaşmakta ısrar ettikleri bir siyasetçinin bunun faturasını kendilerine keseceğini bilen bir grup ya bunu kendileri yapmıştır ya da yapılmasına göz yummuştur. Böyle bir şeyin yapılmasına göz yumduğun zaman bunun faturasını sana kesileceğini bilerek yapıyorsundur ve çok ölümcül bir risk alıyorsun demektir. Dolayısıyla ben bu darbe teşebbüsüyle ki kuvvetli ihtimal cemaate bağlı askerlerin girişimidir. Ama öyle olmasa bile bu darbe girişimiyle birlikte cemaat intihar etmiştir. Peki şöyle bir şey soracağım. İntihar derken şimdi yaklaşık 40 yıllık bir hareketten bahsediyoruz. Fethullah Gülen'in evet. ilk Nurculuk'tan kopup kendi başına İzmir'de bir yapılanmaya gitmesi 40 yılda belki biraz aşan bir zaman var ve çok titizlikle çalışılmış ve zamanla küreselleşmiş bir hareketle söz ediyoruz. Yani bu hareket sadece Türkiye'deki cemaatlerin en güçlüsü değil, aslında dünya çapında da baktığımız zaman bu kadar büyük network'ü olan dini ya da değil iddialı böyle büyük hareketler çok fazla yok değil mi? Senin ilgi alanın olduğu için de soruyorum. Yani böyle bunu mesela neyle karşılaştırabiliriz? Amerika'daki bir takım protestan kiliseleri vesaire, onların misyonerlik faaliyetleri bu kadar çok güçlü. Böyle bir hareketin böyle bir yere gelmesi ve bu kadar riskli bir şeye kalkışması ve bütün bu birikimi riske atması. Çünkü şu anda Türkiye'deki okullar kapanıyor. Devlette çalışan insanlar işlerinden atılıyor. Bir kısmı tutuklanıyor vesaire. Ama belki bu küresel anlamda da dışarıya da sirayet edebilir. Belki yurt dışındaki okullar da tehlikeye girebilir falan. Niye böyle bir riski göze almıştır? Şöyle söyleyeyim. Fethullah Gülen'in hareketi, fikriyatı birkaç şeyin birleşiminden oluşuyor. Yani Nurculuk'tan etkilenmiştir Said Nursi'den. Fakat Fethullah Gülen'in ana ideolojisi Türk milliyetçiliğidir. Fethullah Gülen vatanını seven, fazlasıyla seven, ölümüne seven bir adamdır. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Samimi bir Türk milliyetçisidir. Muhtemelen şu anda AK Parti'de vatanseverlik iddia edenlerden 100 kat daha vatanını seven milliyetçi biridir. Ve bu tutkusu tehlikelidir. Bir siyasetçinin vatanseverliğinden daha tehlikelidir. Şimdi bu bir Türk milliyetçiliği. Bu Türk milliyetçiliği 60'ların 70'lerin Türk milliyetçiliğidir. Almanya'daki mukaddesatçı, maneviyatçı, mukaddesatçı ideolojinin, Nazizm bunun bir ifadesidir, etkilenmiştir. Nurettin Topçu'nun hareket ideolojisi, yani faşizmin bir damarıdır. Faşizm her şeyiyle böyle hani çöpe atabileceğimiz bir şey değil. Bilenler bilir, faşizmde bir şey damarı var. Duyguya ehemmiyet veren, insanı kavramanın derinliklerine daha nüfuz eden bir anlayıştır. Mesela Aksiyon dergisinin ismini Aksiyon olmasının bununla da ilgisi vardır. Yani bu cemaat bir tarikat ile bir ordunun birleşiminden oluşmuştur. Yani tekke ile kışlayı cem eden bir disiplin vardır, hiyerarşi vardır. Fethullah Gülen bir karizmatik liderdir. Dolayısıyla bu bir cult'tır İngilizce'deki tabiriyle. Yani etrafında meczuplar vardır. Ona bağlananlar akıllarını iptal ederler. Sadece memur olarak akıllarını istimal ederler. Mutlak itaat düşüncesi vardır, hiyerarşi vardır. Bunlar klasik nurculukta olmayan şeylerdir. Ve klasik nurculukta İslam'a hizmet var, imanın kurtarılması gibi daha dar bir tanımdır, bu odur. Fakat ele geçirme gibi bir amaç yok. Fethullah Gülen'de devleti ele geçirme, dünyaya hakim olma. Dünya derken dünyevi kurumlar, imkanlara sahip olma arzusu vardır. Bu da şöyle meşrulaştırılır, yani samimi bir şekilde meşrulaştırılır. Yani bu toplumun ayağa kalkması lazım. İslam alemi Türk milletine muhtaçtır. Biz İslam alemin lideri idik, Osmanlı'yı hatırlayalım. Bu liderliğe layık olan biziz, tekrar İslam alemini ayağa kaldıracağız. Bunun için önce Türk toplumunu ayağa kaldırmak lazım. Ondan sonra dünyaya liderlik edeceğiz. Bunun için de biz
ilk ortaya çıktıkları zaman Kemalist rejimin işte otoriter ortamında oldukları için gizli saklı ve kendini saklama gizleme şeklinde sızmaya dönüşüyor var olma bir yerde. Mesela orduda kendin olarak var olma imkanın yok idi Türkiye'de. Dolayısıyla bir sızma, bir yalana ihtiyaç duyma durumu hasıl oldu. Sonuç itibariyle otoriter ortamda çıkan bu böyle riyakar davranış cemaatin kemikleşen bir karakteri haline geldi. Yani karaktersizlik cemaatin karakteri haline geldi. Kurumdan bahsediyoruz. Kurumsal kimlikten bahsediyoruz burada. Şimdi aslında Fethullah Gülen sayesinde Türkiye'de bugün yaşadığımız İslami devrim, yani dindarların devrimi, ben buna dindar cumhuriyet diyorum. Bu devrimin emeğinin %65'i Fethullah Gülen'e aittir. Yani otobüsü kuran, tekeleyi takan, darbeciyi önleyen, önceden sızıp haber veren Fethullah Gülen'dir. Eğer Fethullah Gülen cemaati olmasaydı Tayyip Erdoğan kellesi çok erkenden darbeciler tarafından götürülürdü. Fethullah Gülen 30-40 yıllık bir devasa, yani beşeri sermaye üzerine kurulu insanların inanç ve dava tutkusuyla meczubane, ki buna haşhaşi deniliyor, yani kalpten bağlanarak, sorgusuz teslim olarak, Sibirya'ya git dendiğinde Sibirya'ya giderek, şunu yap dendiğinde onu yaparak bir devasa bir imparatorluk kurmuştur. Yani sivil bir devlet kurmuştur Fethullah Gülen. Sivil bir devlet, kalplere hükmeden, gizlilik esasıyla işleyen ve sinir uçları olan, işte hiyerarşisi olan, imamlık kurumu bunun bir örneğidir. İşte kainat imamlığı, dünya, kıta imamlığı vesaire. Yani amaç dünyayı fethetmektir. Fakat amaç, nihai amaç İslam'a hizmet etmektir. Şimdi buradaki, yani bu burada çok yanlış bir propaganda yapılıyor. Gülencilerin amacı İslam'a hizmet etmektir. Ama İslam'a hizmet etmek için her türlü yanlışlığı yapmaya fetva verdikleri için kesintisiz makinalı tüfek gibi sürekli yalan söyleyebilirler. Sürekli başka bir karakter ve kimlikte karşınıza çıkabilirler. Yani hiçbir zaman kendileri olamazlar. Çünkü kendileri olacak bir şey değil. O kadar fluid, akışkan bir benlik var. Amaç yayılmak, genişlemek ve hakim olmaktır. Peki şunu sorabilir miyim Mücahit? Şimdi sen de Amerika Birleşik Devletleri'ndesin. Fethullah Gülen yıllardır Pensilvanya'da yaşıyor. Orada hem kendisi yaşıyor ama aynı zamanda Pensilvanya'da bir karargâhtan bu küresel imparatorluğu senin tabirinle yönetiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin gözü önünde oluyor bunlar. Yani bir Amerikan istihbarat servislerinin oranın bir karargâh olduğunu, yani bir münzevi bir din aliminin inziva hayatı yaşadığı bir yer değil de bir küresel imparatorluğun yürütüldüğü bir yer olduğunu biliyorlar. Hele 11 Eylül yaşamış bir Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz. Bu bir çok soruyu yıllardan beri gündeme getiriyor. Aslında bu sorular çok baştan beri var biliyorsun. Ben karargah fikrine katılmıyorum. Çünkü şimdi yani uzaktan adamlar $5,000 almış. Pensilvanya gariban bir yerdir. Siyasi olarak hiçbir hükmü olmayan bir eyalettir. Rust Belt olarak bilinir. Eski sanayidir, şimdi çürüme aşamasında olan. Orada çiftlik almak, yer almak hiç de zor değil. Fethullah Gülen'in Türkiye'de sahip olduğu sermayenin yanında o bir hiç hayır, değildir. Hayır, benim kastettiğim, her şey Fethullah Gülen'in bilgisi ve kontrolü dahilinde olur. O cemaatte yani karar aşaması ve fikretme aşaması ondan bağımsız gerçekleşmez. Fethullah Gülen'in dışındaki herkes memurdur. Gelen sinyali uygulama üzerine dir. Dolayısıyla da onlara zulmetmek de haksızlıktır. Eğer haşhaşilik ithamında samimi ise hükümet, o zaman tabandaki insanlara dokunmaması lazım. Çünkü bunlar meczuptur. Ben yani şeyi cüzdan halinde olan, aklını kullanan insanlardır. Ben başka bir şey bir şey oldu. Benim söylediğim şu. Ben tamamlayayım istersen, ondan sonra devam edelim. Aynen. Yani dev imparatorluk kurdu ve devleti ele geçirdi neredeyse. İşte polis cemaatin, yargı cemaatin, orduda cemaat yaptı. Orduda mesela diyelim ki haklı haksız bir sürü insanı yerinden edip oralara kendi adamları gelebilsin diye. Amaç İslam'a hizmet etmek. Araç, insanlara haksızlık ediyorsun, adaletsizlik ediyorsun ama nedir? Amaç kutsal olduğu için bu normal gibi görüldü. Veya yalan söylemek, ismini başka türlü söylemek,
Okul müdürüne diyorsun ki Gülen'le bağlantınız var mı? Yok, hiçbir ilgimiz yok diyor. Halbuki dünyada ilgin olan tek kişi o. Kendi aranızda, kendiniz dışında kimseyle muhatap olmuyorsunuz. Yani misyoner faaliyeti dışında. Dolayısıyla Fethullah Gülen tam meyvesini alacakken, 30-40 yıl acılar çekerek, yalanlar söyleyerek, kıvranarak, emekler harcayarak bir imparatorluk kurdu, tam hakim olacak popülist, kaba saba bir siyasetçi geldi. Vitrinde o vardı, otobüs şoförlüğünü o yapıyordu siyasi olarak, AK Parti'nin başında Tayyip Erdoğan geldi ve o iktidar meyvesini aldı ve yedi. Fethullah Gülen buna çok kızdı ve nasıl olur bu benim emeğim diye müthiş bir hırs ve nefret ile onu ortadan elimine etmeye çalıştı. Siyasetten indirmek istedi Tayyip Erdoğan. Ve bu teşebbüse karşı Tayyip Erdoğan da bana mı kastediyorsunuz, o zaman ben de sizi yok edeceğim dedi. Bunun bir kısmı zaten kamuoyuna açık bir şekilde oldu. Yani dershanelerdir filan, bunlar hepsi hikayedir. Bu bir iktidar savaşıdır. Devlet budur. Devletin içini ilk kez toplum olarak topluca görme imkanı buluyoruz. Devletin içinde namus yoktur. İktidar vardır, güç vardır, savaş vardır. Hakim olan alkışlanır, kaybeden aşağılanır, üzerinde insanlar tepinirler. Ben bundan Allah'a sanırım. Burada bir, bu sadece şey değil, Türkiye'de değil. Yani darbe yapan oluyor işte Cumhurbaşkanı, yapamayan oluyor hain. Veya sahabeler, ikisinin de sahabe olduğunu Ehl-i Sünnet ve Cemaat insanları Türkiye'de inanırlar. Sahabeler birbirlerini tekfir etmişler, birbirlerini katletmişler. Olan hadise bundan farklı değil. Peki niçin intihar? İşte şimdi şundan dolayı intihar. Dev bir cemaat, yüz binlerce insanı getirip basit popülist bir siyasetçinin eşine troll haline getiriyorsunuz. Dünya hırsından vazgeçmediği için, mesela diyelim ki zulmediliyor, göç edin kardeşim, mülteci olun başka memlekete. Çekilin Türkiye'de, deyin ki sizin olsun Türkiye. Deyin ki istemiyoruz kardeşim, siyasetiniz batsın. Bizim asıl gayemiz dine hizmettir, başka yerde yaparız. Ama bunu demiyor. Polisle ısırıyor, adam tekme atıyor, yargıçla, savcıyla ısırıyor, adam tekme atıyor, çaresiz bırakıyor ama bu hırs, dünyaya hakim olma hırsı, ısrarı devam ettiği için en sonunda bugüne kadar yasanın içinde kurnazlıkla, kadroculukla siyaset yapan ve hep siyaset yapan Fethullah Gülen cemaati en sonunda geldi, yasayı paramparça eden, toplumu dehşete düşüren bir askeri kafe ya razı olarak, ya yaparak veya nihayetinde engel olmayarak, dolayısıyla üzerine mesuliyet bulunacak şekilde uçurumdan aşağı atladı. Ve bütün o cemaat, bu kadar yetişmiş insan, eğitimli insan, hepsi meczupa olduğu için, cezbe halinde oldukları için, akılları Hoca Efendi'nin elinde olduğu için, dolayısıyla o intihar edince, hırsından dolayı Tayyip Erdoğan'la didişmesinden, ben kazanacağım, geri dönmeyeceğiz, savaşacağız dediği için. Halbuki ne gerek var? Değer miydi yani? Bu kadar büyük bir imparatorluğu, hadi onu bırak, kurumlarını kaybettiğinde bu kadar insanın şimdi işkencelerden geçmesi, hapisten geçmesi, işinden olması, çoluk çocuk. Bu zulüm değil mi? Yazık değil mi yani? Burada Mücahit bu... Ya arzusu, hakim olma arzusu olduğu için. Bu şeyi... Yıllar önce Amerika'da bir halkın tapınağı diye bir şey vardı biliyorsun. Bir tarikat, cult Amerikan deyimiyle. Orada bir şey, toplu halde ölmeler. Başka buna benzer başka yerlerde de gördük. Sonuç olarak bu geldiği nokta, tabii daha önce bunlara benzetmek biraz zordu ama şimdi geldiği nokta, senin söylediğin uçurumdan beraber atlama noktası, onları çok fazla andırıyor herhalde ve bu biraz da sanki olayın İslam değil, başka bir, daha genel bir mesele inanmak, cemaat olmak ya da kalt olmak, kaltı tam Türkçe'ye nasıl çevireceğiz bilmiyorum ama kapalı cemaat. İşte, kalt yani cezbe halindeki bir cemaattir kalt. Yani evet. Mesela normal vatandaşı desen ki Adnan Hoca'nın etrafındakiler ya bu kadar gülünç görünmelerine gülünç halde olmalarına rağmen nasıl inanıyorlar, etrafında duruyorlar derseniz. Bunun cevabı kalttır, başka bir şey yok. Türkiye'de 3 tane kalt adam var şu anda. Biri Fethullah Gülen'dir, biri Tayyip Erdoğan'dır, bir tanesi de Abdullah Öcalan'dır. Bu üçü de yanındaki adamları tekme tokat döven insanlardır.
ve muhatapları onlardan, ya onlara bağlılar, tamamen teslim olmuşlar. Dolayısıyla dövse de sevse de hiç fark etmiyor. Veya korkuyorlar veya menfaatleri var. Ama hepsinde bir, üçü de karizmatik şahıslardır. Peki belki şunu sorabilir miyim? Tayyip Erdoğan örneğinde bu daha çok menfaat de işin içindedir. Dolayısıyla insanlar orada duruyor, tokat değilse fırsat gelir, bakan olurum diye düşünüyor. Fethullah Gülen örneğinde o bile iltifat belki sayılıyor. Ama demek istediğim şu, yani şahıs merkezli bir harekettir Fethullah Gülen hareketi. Fethullah Gülen dışında böyle bir karar alınacak, onun haberi olmadan bir şey yapılacak. Mümkün değil. Bunu herkes biliyor. Peki, ben şunu da yazdım Ağustos'taki yazımda bugün ve yarın. Peki. Şunu söyleyeyim. Cemaatin en büyük hatası darbe bile değil. Yani isyan bile edersin. Savaşırsın. Kardeşinle bile savaşırsın. Diyelim ki sahabeler birbirinin şeyini itiraz ettiler. Kavga büyüdü. Savaştılar. Veya diyelim ki bir kısım Kürtler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı isyan ettiler. Savaş olmuş. Savaşmanın bir namusu vardır. Merdane ben buyum. Bunun için savaşıyorum dersin ve karşı tarafla vuruşursun. Yenildin, onurunla ölürsün, yaralanırsın, artık gazi şehit, kendin ne diyorsan olsun. Ama sonra bilgimiz yok, tanımıyoruz, polisleri tanımıyoruz, savcıları tanımıyoruz, askerleri tanımıyoruz. Bu yalan kardeşim, insanların gözünün içine bakarak bu kadar yalan söylenmez ki. Bu insanları aptal eline koymaktır. Ve cevap bunu hep yapmıştır. Cemaatin tek kutsalı kendi bekası ve devamıdır. Tıpkı devletler gibi cemaat de bu anlamda namussuzdur. Yani peki namussuzluğu yok. Mücahit Bey, şunu sormak istiyorum. Belki bu son şey olur. Evet. Bunun Türkiye'yi çok kötü bir atmosfere soktuğu, zaten işler çok parlak gitmezken Türkiye'yi her anlamda olağanüstü hal geldi vesaire ve önümüzü göremiyoruz. Bunu biliyoruz ama sana özel olarak şunu sormak istiyorum. Öteden beri yaşanan cemaat hükümet savaşının Türkiye'deki İslami camiayı, dindarları bir bütün olarak bir gelinen bu noktada sence nasıl etkileyecek? Fethullah Gülen güçlü olduğunda şu an Fethullah Gülen'e küfreden bir sürü nurcu, İslamcı hepsi Fethullah Gülen'e övgüler düzüyorlar. Güçlü olduğunda tek kelimeyle onu eleştirme cesareti göstermemiş insanlar şimdi vatansever kesilmişler. Dolayısıyla bu insanların çoğuna benim zerre kadar saygım yok. Menfaat gereği güçlü kimse onun yanında ve şeyinde duruyorlar. Hakkın yanında durmuyorlar. Cemaat buna layık mıdır? Evet. Çünkü cemaat de hiçbir zaman hakka saygı göstermemiştir. Hayatında hiçbir zaman hakperest olmamıştır. Cemaat sadece gücünü genişletecek, meşruiyetini artıracak insanlar, malzemelerle çalışmıştır. Ve insanları ya kazanmak ya da kullanmak için yaklaşmıştır. İnsana insan olarak hiçbir zaman cemaat saygı göstermemiştir. Ve ben hep söylerim, öteden beri de söylemişim de biliyorsun, ben cemaat eleştirisi babından belki 6-7 yazı yazmışımdır. Ve çok sert bir şekilde cemaat şahıs olarak insanlar fedakardır, tamamen teslim olmuşlar. Fakat kolektif benlik olan dünyanın en bencil cemaatidir. En bencil cemaati. Ülkeyi bile yakabilir çünkü kendi davasına o kadar saplanmıştır, bağlıdır, düşünmez. Çünkü düşünen bir kişi var sadece, Fethullah Gülen. Diğerleri avatar, onun uzantıları, sinyal geliyor. Bunun en efficient bir şekilde, en verimli bir şekilde nasıl uygulanır? Aklını onun için kullanıyor. Yani bir teknokratik akıl var. Fakat bir birey, fert olarak içtihat yap, düşünme kabiliyetinde insanlar yoksun. Cemaatte bir tane akıllı adam var, o da Gökhan Bacık'tır. Onun dışındaki insanların hepsi memurdur, çok acıklıdır. Yani ve cemaat, işte Fethullah Gülen'in bir kişiye bağlı olduğunuz zaman istibdat ve otoriterliğin şeyi budur, kaderi budur. O kişi hasta olduğunda hasta olur bütün dünya. O kişi öldüğünde herkes ölür. O kişi öfkelenip damdan aşağı atladığında herkes aşağı atlar. Bu tek adamlık bir Tayyip Erdoğan rejimi içinde geçerlidir. Tek adamlık Abdullah Öcalan rejimi içinde geçerlidir. Ve tek adamlık Fethullah Gülen içinde geçerlidir. İstersen burada noktayı koyalım. Biraz gelişmeleri bekleyelim. Sonra senle zaten bir müddet sonra tekrar üzerinden geçelim. Olur mu Mücahit?
O çünkü gelişmelere bakalım. Bilmiyorum. Ben aslında Türk siyasetinden uzaklaşmaya çalışıyordum. Öyle Hani yok. bir şeyler verecektim. Fakat bu son gelişmelere tamamen kayıtsız kalınamıyor. Eyvallah. İnşallah. Tamam, Teşekkür çok ederim. sağ ol. Mücahit Birici ile New York'tan konuştuk. 15 Temmuz darbe girişimini ama Fethullah Gülen cemaatini ve Fethullah Gülen'i konuştuk. Zaten Mücahit'in de dediği gibi bu hareket Fethullah Gülen'le başlayıp Fethullah Gülen'le bitiyor. O nereye giderse hareket de oraya gidiyor ve görüldüğü kadarıyla Fethullah Gülen'in gittiği yol Türkiye'nin hayrına bir yol değil. Bunu 15 Temmuz gecesi maalesef çok net bir şekilde tüm Türkiye ve dünya gördü. Evet, Mücahit Birici'ye teşekkürler. Sizlere de bizleri izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.